Duyuyorum, duyuyorum. Efendim herkese iyi akşamlar. Vizyon Arts Ofisi ana sponsorluğunda hazırlanan bir Anadolu Ezgileri başlıyor. Çarşamba günleri saat 20.15'te bundan sonra Anadolu Ezgileri Kanal Vizyon 58'de. Efendim hepiniz ekranları başına hoş geldiniz. Birçoğunuz tanıyorsunuz, birçoğunuz tanımıyorsunuz. Ekranlarda Anadolu Ezgileri olaraktan program yapmışızdır. Sivas'ı, Ordu'su yani 81 ili 79'u tanır. Sadece Tokat'la Ordu tanımaz. Niye? Onlar da ben Tokatlıyım. Konuğum da Ordulu olduğu için tanımaz. Efendim ekranlar başına tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu sizin bir eğlenceniz Anadolu Ezgileri. Sadece çayınızı, çorbanızı içerken biraz volüm açıp geriye yaslanın. Hem eğleneceksiniz hem kazanacaksınız. Hemen ben fazla konuşmadan hem fıkralı, hem türkülü, hem eğlenceli bir program, hem oyunlu bir program. Yavaş yavaş konuklarımızı alalım, yavaş yavaş da tanışalım. O güzel alkışlar önce Ordu'nun gülü Melek Kamer için olsun diyorum. Ağzına sağlık efendim. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Evet, genelde sosyal medyada Ordu'nun gülü Melek Kamer. Birçok hayranların öyle diyor. Çok sağ olsunlar efendim. Kesin bunu muhtemel ihtimalle Niksarlı Vahap abi söylemiştir. Nasıl da biliyorsun? Yani selam olsun. Hep o söyler çünkü o yüzden. Genelde Vahap abiye selam olsun, saygılar olsun. Tokat Niksarlı. Ama hayran şimdi sanatçılara da çok değer verir. Vahap Ağaca yazıya buradan selam olsun. Ben de zaten ondan öğrenmiştim. Evet. Ordu'nun gülü. Sağ olsun. Herkesin şivesi farklı zaten. Ordu'nun şivesi farklı, Tokat'ın şivesi farklı, işte Amasya'nın şivesi farklı, Sivas'ın şivesi farklı. Şiveler çok farklı. Mesela Tokat'ın şivesi, TRT muhabiri şimdi
röportaj yapıyor, soruyor Tokatlı bir hemşerimize. Efendim genelde siz neden heri kelimesini kullanırsınız dediğinde, onu kim çıkarttı heri demiş. Var yani. Yerini alabilir miyim? Tabii ki. Evet sevgili dostlar, dedik ya ilk etapta nasıl başlarsak program öyle devam eder diye güzel bir melek kamer çalışmasıyla başladık. Bu programda türküler var, bu programda fıkralar var, bu programda oyun havaları var. Daha hem oynayacağız, hem siz eğleneceksiniz, hem de kazanacaksınız. Efendim Yunus Kızılağaç da aramızda. Ayrıca şimdi ben başlamışken bazen fıkra anlatırım. Şimdi iller arası yarışma var. Yarışmada kim ne kadar sıcak dereceye dayanır diye. İşte Karadeniz'den bir tane hemşerimiz, Akdeniz'den bir tane hemşerimiz, malum Sivas'ın kanalındayız. Sivas'tan bir hemşerimiz yarışmaya katılıyor. Küçük bir 4 metrekare odada 100 derece sıcaklığa kim ne kadar dayanır? Şimdi Karadeniz hemşerimiz 5 dakika dayanmış sadece. Kapıyı vurmuş, demiş ki kardeş yanıyorum, beni çıkarın. Çıkarmışlar. Akdenizli hemşerimiz şimdi 10 dakika dayanmış, o da kapıyı vurmuş. Kardeş beni çıkarın demiş, aha burada yanıyordum. Sivaslı hemşerimiz girmiş, 100 derece sıcaklığa ne kadar dayanır? Efendim 5 dakika yok, 10 dakika yok, 15 dakika yok. Yarım saat geçmiş, demişler ki Sivaslı eriyecek galiba. Tabii jüriyeleri karar veriyor. Kapıyı açınca diyor ki Sivaslı, kardeş kapıyı kapat, boğrum anca ısınıyor. Biz yavaş yavaş sizlere ısınacağız efendim. Tekrar ekranlar başına hoş geldiniz. Evet Yunus'cum sen de hoş geldin. Hoş. Nasılsın, iyisin? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Değil mi? O zamanlarda sağlık sorunları. Yani diyeyim ki ilkbahara girdik, daha baharımızı yaşayamadık. Evet. Evet. Biliyorsun baş belası virüs, bazen de Halis abinin bir türküsü vardır, koronaya bir türkü yakmıştır. Biz yakamıyoruz ama fıkrasını anlatıyoruz yeri geldiğinde virüsle evet. alakalı. Onun için pandemi zamanı yaşadık. Evet. Allah'tan şu anda... Sıdavya geçen tek milletiz zaten. Aynen, aynen. Aynen öyle oldu yani. Biz dalga geçtik resmen. Yeri geldi dışarı çıktık, yeri geldi içeri girdik derken virüs de kafa yedi, geri gitti galiba. Evet Yunus, senden de dinleyeceğiz o zaman. Ayrıca sevgili dostlar, şimdi biliyorsunuz ki Vizyon Arsofüs ana sponsorluğunda programımız hazırlandı ama bizim de alt band bize destek veren, işte bizim kıllık kıyafetimize, saçımızın tıraşına 5 lira verip de tıraş olmaya, permatik almaya yardımcı olan arkadaşlarımız vardı. Dur. Onun için öncelikle Ervan Reklamı, Halil Ervan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Alt ekranlarda gördüğünüz gibi. Yine o kadarcık Öz Çolak Otomotiv'e Öz Çolak seni de alırım bir gün sponsor. İnşallah ayakkabı sponsoru yaparız. Öz Çolak. Yo, hayır, niye 5 liralık sıra sponsoru? Daha kolay değil mi? Hasan Çolak'a teşekkür ediyorum. Yine Sercan Özcan Seryol'a teşekkür ediyorum. Onların da destekleri var. Çok sağ olsunlar diyorum efendim. Yunus, senden alıyoruz hemen türküyü. Thank you.
yüreğimi koy avcunun içine. Senden gelsin ölüm başım üstü. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Yüreğimi koy avcunun içine. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Çok teşekkür ederim. Ben zaten izleyicilerin yerine seni alkışladım. Bu ne ses böyle? Yunus, Yunus benim programa ilk defa mı geliyorsun? İlk defa geliyorum abi. Ben niye defa, keşfetmedim seni? Allah nasip bugüneymiş diyelim abi. Zaten beni birçok televizyon keşfetmedi ki ben seni keşfettim. Aynen öyle abi. Evet, Yunus Kızıl Ağacın çok güzel bir türküsü. Yunus neredeyiz? Tokatlıyım abi. Tokat Niksarlıyım. Niksarlı. İbiski Gökçeoğlu köyü. Hani o senin bu akşam o zaman Tokat yöresi var mı? Tokat yöresi yok da abi, okuruz olursa. Bak şimdi. Aydın milletvekili Tokat'a bir festivale gidiyor. Tokat milletvekiline diyor ki festival çok güzel geçiyor da benim de Tokatlı olmam için ne gerekiyor diyor. 50'yi bilmen lazım diyor. Onu da bilirsin o zaman. Biliriz abi. Yani yaparız, değil mi? Yaparız abi 50. İnşallah. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vallahi Yunus seni beğendim. Teşekkür ederim. Peki abi, böyle örnek aldığın sanatçı var mı? Vallahi örnek aldığım sanatçı çok abi. Bir tanesi var. Yani bir tanesi var. Ben genelde Nurettin Reçber. Biraz da andırıyorsun zaten. Biraz andırıyoruz evet. Evet. Biraz diğer daha... örnek aldığın sanatçılar, şimdi ben sana Mustafa Keser'den bahsetmeyeceğim. Yani. Evet abi. Format aynı değil çünkü. Doğru mu Melek? Aynen. Melek örnek aldığın sanatçı var mı desem var diyecek. Melek Kamer diyecek biliyorum. Çünkü... Ama şimdi şöyle bir şey var bak, ben normalde Sabahat Akkiraz örnek alırım ama Ankaralı Ayşe'den beterimdir. Sen Aylin Dinçer, Ankaralı Ayşe. Aynen. Sen örnek değilsin. Alıyorum desem yalan oluyor yani, ya ama seviyormuşum demek. Formatın neyse onu söylemen gerekiyor zaten. Mesela birçok sanatçı örnek alırsın. Bütün sanatçılar zaten eser bırakıyor ama o sanatçıların hepsi örnek bizim için, ama bir tane örnek aldığın vardır. Onun için evet, kendi formatın neyse onu okuman gerekiyor. Evet, doğru abi mu? Evet, ona mesela, göre yorumluyorsun yani. Nurettin Reçber diyorsun ama yani çok iyi bir tarzın. Bir de şey, söyleme tarzın da senin kendi tarzın. Benzetme değil yani. Yok, benzetme değil de örnek aldığımız diyelim abi. Yani eskiden parçaların... Çinmalı vardı. Türkiye'ye girerdi. Buradaki Türkiye'deki Çinmalılar da sanatçılar taklit ediyor. Evet. Onun için gerçeğini dinlerken sahtesinden sakının. Evet abi, doğru. Şimdi günümüzde önüne gelen mikrofonu tutunca türkü söylüyor. Ben onlardan daha iyi türkü söylüyorum ama yapamam. Sen neyse odur. Bende gevezelik varsa gevezeliğimi yaparım yani. Evet. Bana fırsat verirseniz devamlı konuşuruz. İstersen senden bir türkü daha alalım. Tamam. Allah. Olur mu? Efendim, birazdan mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Siz yine mesajlarınızı gönderin. Mesaj hattını da birazdan zaten söyleyeceğim. Bilenler mesajlarını atıyor WhatsApp'a. Benim numarayı bilenler atıyor gerçi. Onu da okuyayım yavaş yavaş. Kimlerden gelmişse, evet şöyle bakıyorum. Kimlerden gelmiş? İyi akşamlar herkese, programınızda başarılar dilerim. Oğlum Yunus'un yolu açık olsun demişler efendim. Kimden gelmiş? Mehmet Kızılağaç. Selam, sıradaki türküyü Hafik. Selam, sıradaki türkü Hafik Alçıören köyüne gelsin. Rafet Açık Göz. Açık Göz demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de göndereceğiz efendim birazdan. Buradan yine Sivas'taki merkezimize teşekkür ediyoruz. Ali kardeşimiz de mesajlar atmaya devam ediyor. Ağır ağır atsın ki yetiştireyim biraz. Ali biraz acı halime kurban olayım. Bak işten geldik, burada program yapıyoruz. İyi akşamlar. Öncelikle Hasan Bey, sana yayınında başarılar dilerim. Bol kazancın olsun. Allah razı olsun. Oradaki bulunan konuklara, Yunus Kızılağaç'a ve Melek Hanım'a başarılarının devamını diliyorum. Sıradaki türkü bütün dinleyenlere gelsin. Melek Hanım'a da başarılar dileriz demişler tekrardan. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ümraniye'den Alaaddin Kaya, Aybastı'daki eşim Saynur Kaya için
Melek Kamer Hanım'dan bir ordu türküsü istiyorum. Hayır, konuklara da başarılar diliyorum Alaaddin demiş. Alaaddin abim, Saynur ablam, ellerinizden öpüyorum. Biz de çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Yayına gidiyor herhalde sesim, değil mi? Biz de gelen mesajları okumaya devam ediyoruz efendim. Siz mesajları gönderin. Alt ekranlarda gördüğünüz gibi zaten kime nereye göndereceğiniz belli. Belli zaten, benim numaram değil. Alttaki ekranda 3969'a gönderebilirsiniz. Ne yazıyorsunuz? Vallahi şu anda ekranda gördüğünüz gibi onu yazıyor, ona gönderin diye. Ben şöyle canlı canlı o zaman bir Sivas'ın yolları yapayım Ali Osman abime. Ordu türküsü istediler. Ya tamam, anlıyorum da şimdi. Önceden Ali Osman abi dedi ki seni kanala sokmam dedi bana. Baştan peşin konuştu benimle. Neyse o zaman ama şöyle bir... Ama şimdi ben geldiğimde kanalda sen yoktun, o vardı. Mecburen isteklerini yapmak zorundayım. Tamam, teşekkür ediyorum o zaman Ali Osman. Tamam, şöyle bir Sivas türküsü yapabilirsin. Artık evet. Biz misafiriz, Sivasların misafiriz. Alaaddin abime, Saynur Hanım'a da gitmiş olsun bu türkümüz. Okuduğumuzda hep halay yaparız ya. Allah'ını seversen. Şimdi bu sefer ters yaptık. Ali Osman'dan kaç para aldın? Ya Hasan, ne parası? O benim bacım. Kardeşim. Para diye diye adamı korkutmuşsunuz. No para. Onun selamı yeter bana. Biz eskiden radyo programı yaparken genelde para alıyorduk istekleri çalarken, onun için diyorum yani kaç para aldın diye. Ha yok yok. Efendim, işin esprisindeyiz. Ali Osman abi, teşekkür ediyoruz. O zaman iki çay söylersin bize sonra. Üç çay hatta. Efendim devam ediyoruz. Vizyon 58'den mesajlar gelmeye devam ediyor. Burada yine mesajları okuyorum efendim. Sizler de gönderebilirsiniz yine. Türküler dinlerseniz Melek Kamer olsun, Yunus Kızıl Ağacı olsun.
sazıyla, sözüyle dinleyebilirsiniz. Fıkra isterseniz de Yavrasan burada fıkra anlatabilir size efendim. Merhaba, abi, iyi akşamlar. Programınız hayırlı olsun demişler. Ben Yunus'un annesi Suna Kızılağaç, oğlum Yunus'tan bir türkü istiyorum demiş. Yolu açık olsun, iyi akşamlar. Efendim, Suna abla, şimdi Temel demiş ki, hakim demiş ki, ula Temel neden demiş Dursun'u yittin basamaktan? Vallahi sayın hakimim demiş, ben bir basamak gittim de gerisini kendi gitti. Siz buraya kadar getirdiniz, destek verdiniz bir evladınız olaraktan, bundan sonrasını da kendisi gidecek. Sanat camiasına yavaş yavaş kaynadı, doğru evet, mu kardeşim? Evet, ama Yavrasan abisinin sayesinde, ama Turan evet. Çakır'ın sayesinde, ama birçok televizyoncu arkadaşlarımızın sayesinde bir yerlere kadar gelirsin evet, efendim. Abi, evet. Sebahat Akkiraz demiş ki 58 tane albüm yaptım ama 59. da tutturdum. Daha ilk albüm bile yapamadın sen. Kurban oldu o. Evet, yani 50 olsun. Albüm daha. Doğru mu? Daha biraz daha kendine var. Öyle ağırlık vermen gerekiyor. Daha türkülere ağırlık var. Vermek gerekiyor. Evet. Ama zamanın olmuyor ki yaparsın. Çünkü sonuçta iş, güç. Evet, doğru evet, mu? Abi, evet. Bunu hobi olarak yapıyorsun. Evet. Onun için çok zor biliyorum yani. Doğru ya, mu Melek? Bir nokta var. Hani belki 18 albümde, 20 albümde tutturabilmiş sanatçılarımız var. O zamana kadar belki toplasam 1 milyon kişinin tanıyabildiği. Ama tuttuktan sonra milyonların tanıdığı sen... insan oluyor. Bir nokta var orada, bir nokta. Oraya bir değsek gider. Noktayı açıklayacak birazdan. Az sonra. Sanatçılar kazanıyor mu sanki? Efendim rahmetli Aşık Veysel'in şimdi şarkışla meydanına heykelini dikerken açılış yapıyor belediye başkanı. Diyor ki kurdaleyi kesmeye biz en iyisi diyor Aşık Veysel'i çağıralım. Rahmetli Aşık Veysel geliyor kurdaleyi kesecek. Kurdaleyi kesmeden diyor ki sonuçta onun oraya heykeli dikildi. Sayın başkanım diyor siz bu heykeli dikmeye kaç para harcadınız? 15 bin lira harcadık diyor. Keşke o parayı bana verseydiniz de ben burada sorutsaydım diyor. Düşün yani. Sorutmanın anlamını biliyor musun? Sorutsaydım. Ayakta dursaydım diyor. Bu da tokaşıyım. Yok aslında. Yanılmayayım dedim yani. Ha, tahmin yok. Ettim öyle olduğunu. Ya diyorum ya şiveler çok farklı. Ben durdum onun yerinde demek. Ama Sivas, Ordu, Tokat şiveler birbirine yakın. Evet. Şimdi Tokat, Reşadiye'de hamamcılar saat 11'de genelde kapatır. Soruyor şimdi içeride. Yani içeride kimse kalmasın. İçeride Yunan var mı? Biri diyor ben Yunan değil Kayserliyim. Yani Yunan demek banyo yapmak, çimen demek. Efendim gevezeliğimiz tutmasın. Devam edelim Yunus'cum senden bir türkü daha alalım. Bana bakırsanız hiç türkü söyletmeden ben programı bitiririm. Onun için arada beni kesin yani.
Yurdun harap ettin beni, ne kadar sevmiştim seni. Bozdun kurulu düzeni, ben bu derdi çekemiyorum ya. Yıktın harap ettin beni, ne kadar sevmiştim seni. Bozdun kurulu düzeni, ben bu derdi çekemiyorum ya. Gönül doymaz ömürde sen, sevda bakmaz yaşa başa. Alimde her gün temaşa, ben bu derdi çekemiyorum ya. Yaktı beni, vah beni, kül eyledi yar beni. Çekilmiyor hasreti, çok özledim Erzincan. Yaktı beni, vah beni, kül eyledi yar beni. Çekilmiyor hasreti, var olasan Erzincan. Erzincan, Erzincan, yaram derin Erzincan. Son bir defa göreydim, sen ol derdime derman. Erzincan, Erzincan, yaram derin Erzincan. Son bir defa göreydim, sen ol derdime derman. Vay, bağlaman iyi oldu ha arkaya. Oldu. Çok güzel oldu yani. Yoksa ben diyecektim bir tane hareketli yap diye. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Mesajlarımız var. Mesajları okumaya devam ederken mesajları da mesajları nasıl göndereceksiniz? 0545 241 47 çift 0. Zaten alt ekranlarda yazıyor efendim. Bana gelen mesajları da yavaş yavaş okumaya başlıyorum. Az önce okuduğumuz mesajlar da vardı hemen kimlerden gelmiş efendim. Selam kardeşim, iyi yayınlar, iyi akşamlar, programın hayırlı olsun, başarılar dilerim, yolun açık olsun, vizyon ailesine hoş geldin, konuklarınıza da başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Halis sağ Yıldırım. Sağ olsun. O tokadın gülü. Seda Ordu'nun gülü yok yani, tokadın da gülü var. Halis abiye teşekkür ediyoruz efendim, biliyorsunuz her cumartesi akşamları Özlenen Türküler'in yapımcısı ve sunucusuydu yine vizyon ailesinde. Merhaba, iyi yayınlar herkese, programınız hayırlı olsun, ben Yunus'un babası Mehmet Kızılağaç. Oradaki bulunanlara saygılar olsun. Yavru Hasan, başarılar diliyorum. Tabii ki Yunus'a da başarılar diliyorum. Yol açık olsun oğlum demiş. İyi akşamlar öncelikle Hasan ve yayınınıza başarılar dilerim. Seninle gurur duyuyoruz. Bize böyle bir tokatımızı yaşattığın için. Vallahi hiç tokat türküsü de söylemedi aslında. Nasıl yaşattık? Ondan sonra kim varmış efendim? Böyle tokatımızı tanıttığın için orduda bulunan Yunus Kulaç başarılarının devamını diliyorum demiş. Yol açık olsun. Melek Hanım'a da başarılar dilerim. Ben Sarı Gazi'den Salih Şükran Çınar. Teşekkür ederiz. Selam olsun efendim. Evet, selamlar, iyi akşamlar kardeşim. Başarılar dilerim. Yolun açık olsun. Vizyon ailesine hoş geldin. Konuklarınıza başarılar diliyorum. Halis Yıldırım. Bu akşam senin faturan yükselecek Halis abi.
Bir ikiden dağıtarsan. Evet. Yine aramızda bulunan yine konuklarımız vardı ama onları ben sürpriz bir şekilde inşallah iki hafta sonra konuk alacağım. Sanatçı dostlarım vardı. Teşekkür ediyorum Fethi abi. Ağzına ayağına sağlık. İnşallah seni konuk alacağız bir gün efendim. Eyvallah. Evet. Hayırlı yayınlar. Ben İstanbul'dan Ömer Bulucu. Sıradaki türküyü Sivaslılara armağan ediyorum. İyi akşamlar demişler efendim. İyi yayınlar değerli kuzenim Yunus'a, başarılar dilerim. Kendisinden bir eser rica ediyorum. Herkese selamlar. Özge Demirel. İyi akşamlar kardeşim Yunus Kızılağaç'a, başarılar diliyorum demiş. İyi yayınlar Banu Asav. İyi yayınlar. İyi akşamlar abi. Gökçoluk'tan Güven Kaya, orada bulunan Yunus kardeşime ve Melek Hanım'a teşekkür ediyorum. İyi ki onlar oradalar. Güzel bir türkü ziyafeti dinliyoruz demişler. Türküyü kızıma armağan ediyorum. Sıradaki türkü teşekkür demişler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Sağ olsun. Buradan Güven'e selam olsun. Güven arada der ki ya Hasan abi senden de bir fıkra istiyoruz der. Ya şimdi genelde biz Tokatlı kendi köyümden sana çalınca Tokat'ımızın köyümüzün gururu diyor da ben sanki rezilliyim. İyi akşamlar Hasan Bey, ben Songül Çınar, sevgili Yunus'a başarılar diliyorum. Yolun açık olsun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Kocaeli Gebze'den selam olsun sizlere. Ben Hasan Çolak, ortağım Erzincanlı Gölköylü Özcan Seryola ve Öz Çolak Gayrimenkul ve Otomotiv adına Yunus kardeşimden bir türkü istiyorum. Sen Sivas'ı seyret. Yar ben de senin türküsünü istiyorum demiş. Başarılar dilemiş. Güzel ya. Evet, bağlama yine alt band, aslında çok güzel evet, hazırlarsan. Alt band, yine alt band benim sponsorum sağ olsun. Özcan'la Hasan kardeşim. Teşekkür ediyoruz yine onlara. Yolları bahtlara açık olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili eşim Medine için bir türkü istiyorum demişler efendim. Yine bize gelen mesajlara bakıyoruz efendim. Şu anda bizleri Ankara'da izleyen yine kendisi solist, kendisi bir sanatçı. Çiğdem Erol ailesi için programınız hayırlı olsun Hasan abi Ankara'dan Çiğdem Erol demiş. Annesi ve babası şu anda bizleri izliyormuş efendim. Onlar da bir Tokat Erbağlı, Salkım Ürenli. Selam olsun Ankara'ya, selam olsun Çiğdem'e, annesine, Erol ailesine diyoruz. Evet. Sıra kimde? Ben de. Fıkra mı anlatacağım? Fıkra anlatacağım. Devam edelim efendim. Olmaz. O zaman ben söyle. Ben o zaman canlı canlı bir Ordu'nun Dereleri yapsam olur mu üstadım? Şöyle canlı olsun. Neden Ordu özellikle Ordu'nun Dereleri? Bir dakika sana bir sorayım ben. Neden Ordu'nun Dereleri? Yani ben Orduluyum diyerekten mi yoksa gerçekten türkü seviliyor mu yoksa mesaj gelmedi? Neden Ordu'nun Dereleri yani? Ama şimdi senin şeyini bilmezler, tekrarlarsan atacaklardır. Öyle mi? Benim hayranlarım, sevdiğim insanlar çok özeldir, öyle bildiğin gibi değildir. Zaten yok, ben de işin esprisi zaten her yöreye ait türküler vardır. Bitlis'te 5 minare, şimdi Tokat senin Hey 15'li 15'li, Ordu'nun Dereleri. WhatsApp numaranı bilmedikleri için atmıyorlar ama izleyenlerimiz evet var. İzleyenlerimize göndermek istiyorum. Biliyorum, her yöreye yani her ilimizin bir türküsü var. Tabii Tokat evet. Ordu'nun da Ordu'nun Dereleri Sivas'ı var. Sivas'ı yolladık mesela, şimdi evet sıra Ordu'nun Dereleri. Birazdan olsun da Tokat türküsü söyleriz. Of of dere kenarında da yayılan taylar. Sen söylemezsen ben söylerim. Sıkıntı yok. Hadi sen söyle. Tamam. Ordu'nun Dereleri yapalım o zaman. Efendim. Önünüzden geçmeyeyim. Canlı canlı yapıyoruz değerli aman
derim aman. Oy bağlamam bağlamam, sevdani dalımısın. Oy bağlamam bağlamam, sevdani dalımısın. Yanık yanık çalarsın, benden sevdalımısın. Sürmelim aman, dertli dertli çalarsın, benden sevdalımısın. Sürmelim aman. Teşekkür ediyorum. Ordu yöresine ait nasıl oyun havaları var? Emrah'cığım sen hazırsın değil mi? Anladın. Tamam. Ordu yöresine ait nasıl oyun havaları var? Yani çifte telli tarzı yani. Çifte telli tarzı. Yani. Tokat yöresine ait oyun havalarını bilir misin mesela? Tabii çifte telli. Hangisini bilirsin mesela? Emrahcığım hazır mı mesela? Mesela oy kestane kestane hepsini biliyorum. Başka? Yani. Biz biliyorsunuz ki Tokat'ta sınırı Süreşa diye miktar etti. Bu ne? Oynamaya hazır mısın da haberimiz yok. Efendim biliyorsunuz ki bu program hem eğlendiren hem coşturan hem de kazandıran bir program olduğu için biliyorsunuz Vizyon Ars Ofisi hem kazandırıyor hem de güzel kampanyalarıyla birazdan sizlerle birlikte olacak. Hem bu program eğlendiriyor. Kampanyalar için birazdan buradayız. Telaş aldı içinde gönül yarası. Zaten derdim çok idi, bir de yaktı sevdası. Köy bir telaş aldı içinde gönül yarası. Zaten derdim çok idi, bir de yaktı sevdası. Gözleri kömür karası, en azı dersim arası. Yarimi ellere vermiş, kör olası anası. Ay 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 ay. Gözleri kömür karası, en azı dersim arası. Yarimi ellere vermiş, yıkılası anası. Ay ay ay.
zülfü peçeli, ev zelvili köşeli. Bende akıl kalmadı, yar aşkına düşeli. Cemali zülfü peçeli, evi selvili köşeli. Bende akıl kalmadı, yar aşkına düşeli. Gözleri kömür karası, Elazığ Dersim arası. Yarimi ellere vermi, yıkılası arası. Ay 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 ay. Gözleri kömür karası, Elazığ Dersim arası. Yarimi ellere vermi, kör olası arası. Ay ay ay. Tokat yöresi olmasa da yine götürdün bizi doğuya doğru. Efendim şimdi Almanya'da 58 plakalı bir aracın yanına Sivaslı bir hemşerimiz yaklaşmış. Sibobun, lastiğin sibobunu sökmüş. İğnesine bastırıp hava alırmış lastiğin havasını. Arabanın sahibi geliyor Sivaslı hemşerimiz. Diyor ki kardeş ne yapıyorsun? Kardeş gidemiyorum Sivas'a da memleket havası alıyorum. Plakayı buldum 58 diyor. Biz de şimdi gidemesek de şöyle bir doğu havası aldık yani. Bu türküyü zaten özellikle okuyalım. İstek vardı, iyi yaptın. Kızım demiş ki seni izliyorum babacığım demiş, ilk defa beni izliyor. 20 yaşında ilk defa beni izliyor. 5 yılda programı yapıyorum, demek ya ekran iyi gösteriyor beni ya da ben bugün yakışıklıyım. Her zamanki halin abi. Babacığım annemle seni izliyoruz demiş. Şöyle bakıyorum, iyi akşamlar, yayına programın hayırlı olsun. İstanbul'da üniversitede okuyan bir öğrenci olaraktan şu an yarınki sınavıma çalışmak yerine sizi izliyorum babacığım. Herkese selam olsun, konuklarına da müzik hayatında başarılar diliyorum demiş. Babacığım alo, mesajımı okur musun? Hepsini okuyacağım şimdi senin. Hasan Bey, lütfen yani okumuyorsun, bari benim mesajıma yer ver. Ta başlamadan yazmış. Tamam kızım, sana da başarılar diliyorum yarınki sınavın için. Buradan annene de selam olsun, eşime de selam olsun. Her zaman yanımda zaten. Evet yine mesajlar var. Vahap Ağaca yazdı. Tokat Niksar'da şu anda yaylada seni izliyoruz. Hasan Bey tabii ki ordunun gülü orada. Ona da selam olsun demiş. Biz de buradan Vahap Emmi'ye selamlar, saygılar diyoruz. Bakalım başka teşekkür kimlerden mesaj Vahap gelmiş. Abi. Vahap Emmi senin bir hayranın biliyorum zaten. Evet gazeteci yazar Erdoğan Durmaz. Abicim hoş geldin. O da aramızda. O da beni yalnız bırakmadı. Bir isteğim var demiş senden. Pankarası tüm dostlarına. Hangi parçayı abi? Nurettin Reçber'den bir eser. Ha. Tüm dostlarıma istiyorum demiş. İnşallah Erdoğan abi tabii ki zamanımız yeterse söyleyecek. Evet yine mesajlarımız vardı. Alt ekranda gördüğünüz numaraya mesajları gönderirsiniz efendim. Gönderirseniz biz de buradan elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar okumaya çalışıyoruz efendim. Kimlerden gelmiş? İyi akşamlar. Öncelikle Hasan Bey yayına başarılar diliyorum. Hızlı okumak zorundayım. Gurur duyuyoruz. Biz de böyle bir tokatımız yanıtını teşekkür ederim. Onu okumuştum. İyi akşamlar Hasan Bey. Onu da okumuştuk efendim. Geçelim şöyle bir. Evet iyi akşamlar, iyi yayınlar Hasan Bey. Bu güzel türküler Sivas Merkez Asarcı Köyü dostlarına gelsin. Ahmet Gül saygılarla. Saygılar bizden, iyi akşamlar Ahmet abi. Hayırlı yayınlar, iyi akşamlar. İstanbul'dan Ömer Bulucu. Sıradaki türküyü tüm Sivaslılara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar değerli kuzenim Yunus'a başarılar dilerim. Kendisinden bir eser rica ediyorum. Herkese selamlar. Özge Demirel. İyi akşamlar kardeşim Yunus'a başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Banu Asa. İyi akşamlar, ben Gökçoluk'tan Gökçoluk muhtarı Mehmet Kaya, tabii ki Yunus'la gurur duyuyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Muhtarım sana da selamlar. Çalışmalarında başarılı gidiyor zaten. Sosyal medyadan takip ediyorum. Kocaeli Gebze'den sizleri izliyoruz efendim. Sıradaki türkü bize gelsin demişler. Biz de sizlere göndereceğiz. İyi yayınlar, iyi başarılar. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Sevgili eşim Medine için bir türkü istiyorum demiş. İsmini yazmamış. İyi akşamlar, iyi yayınlar değerli abim Yunus'a başarılar dilerim. Kendisinden bir türkü rica ediyorum. Simge Dağdelen. Aranızda bulunan, evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. İyi akşamlar Yavrasan, yeni programın hayırlı olsun. Başarılarının devamını dilerim. Tokat Niksar Ormancık Köyü'nden Dernek Başkanı Cemal Taşkın. Başkanım iyi akşamlar. İnşallah iki hafta sonra da şöyle bir sizi burada Shadow olaraktan görmek istiyor. Shadow Dernek ben Başkanı. Ben de selamlar, sevgiler gönderiyorum. Başkanı tanıyor musun? Tanıyorum, evet. Gitmiştim daha önce. Shadow'una mı gitmiştin? Evet, yeni ismiyle Ormancık. Ormancık. Eski ismiyle de Shadow. Öyle mi? Evet. O bilmiyorum ben. Siz Ormancık olarak biliyorum. Öyle mi? Ha, Ormancık yeni ismi.
Ben İbiskiliyim, yeni ismiyle Gökçoluk. Şimdi birçok ilde... Çok eskilerden bilmem. Değişti yani, aynen değişti. Merhaba, hayırlı akşamlar. Yavrasan çalışmalarında başarılar dilerim. Samet Çetinkaya, Sivas Yıldızeli Kalınköyü'ne ve Çetinkaya ailesine gelsin sıradaki türkü. Abi ben Samet sıradaki parçayı Yıldızeli Kalınköyü'ne armağan ediyorum. Çetinkaya ailesine yine göndermişler. Ümraniye'den Serkan Kaya. Alaaddin Kaya'nın oğluyum. Melek ablaya ve sizlere selamlar olsun. Melek abladan bir ordu türküsü istiyoruz. Az önce ordu türküsünü zaten söyledi. Çok teşekkür ederim. Onlara da gitmiş. Herkes ordu eserim. Türküsü istiyor. Yunus bizde Tokatlı yok lan. Ne söyleyeceğim? Sivas'ta söylendi. Tokat'tan mı geliyorsun kız, sen almışsın mısın, neden olmasın? Evet, nasıl iyi akşamlar. Sedef Kazım Tekin, Uğur Pınar, Mustafa, Yunus'a başarılar dileriz demişler efendim. İyi akşamlar, ben Yunus Kızıl Ağacın dayısı Rıza yeğenime başarılar dilerim. Orada bulunan Melek Hanım'a da selam olsun demiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz demiş. İyi ki varsınız. Vizyon 58 demişler efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hayırlı olsun programınız. Niksarlı Vahap konuklarınıza da başarılar dilerim efendim. Melek Kamer'e selamlar. Ordunun gulü. Neyse, hemen devam ediyoruz o zaman. Hangi türkü söyleyecektik? Bilemek mi, canlı mı? Valla canlı yapalım. Çünkü iki tane başkanımızın isteği vardı. Saçlarından bir tel aldım, yerine getireyim. Başkanlar biliyorsunuz bizim için önemli. Biliyoruz efendim. Festivaller bu sene yok ama yalakalık olmasın bu akşam. Yok yok, var, devam ediyoruz. İnşallah açılacak. 1 Temmuz'dan sonra. Tamam. Açılacak. Nasip olursa 1 Temmuz'dan sonra festivaller devam. Saçlarını taramışsın sarı.
sarı renge boyamışsın, saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana komamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana komamışsın. Keşke seni görmeseydim, görüp gönül vermeseydim. Keşke seni görmeseydim, görüp gönül vermeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, sana çirkin demeseydim. Tutulaydı benim dilim, keşke çirkin demeseydim. Ah o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Ah o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Gidip piyadelere vardın, buna yürek dayanır mı? Gidip bir soysuzu aldın, buna melek dayanır mı? Keşke seni görmeseydim, görüp gönül vermeseydim. Keşke seni görmeseydim, görüp gönül vermeseydim. Lan olaydı ağzım dilim, sana çirkin demeseydim. Tutulaydı benim dilim, keşke çirkin demeseydim. Ağzına yüreğine sağlık. Seni de ikide bir kaldırıyoruz ama. Önemli değil. Ben şey arkadaş bağlamasıyla oturduğu için oturarak okuyor ya. Biz genelde oturarak okuyamam ben ya. Ben de aynısıyım. Oturaraktan programı yapamam ki. Bunlara oturunca biraz daha şişman olduğum için yayılıyorum yani. Rahatsın zaten. Tabii. Zaten yani fiziken de rahat. Çok rahatsın. Ben de ayakta söyleyemiyorum. Senin sonuçta oturarak söylemen gerekiyor. Evet, bağlama abi. Çaldığın için. Bu şekilde alışmışsın, bu şekilde devam eder yani. Ayakta mikrofon, saz çalmadan mikrofon tut söyleyebilir misin? Söyleyemem abi. Söyleyemezsin. Söyleyemem. Aynen. Ben de oraya oturayım kesinlikle konuşamam. Aklıma fıkra gelmez yani. Kan dolaşım olmuyor ya. Efendim devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki efendim bizim de ufacık da olsa dedik ya zamanda saçımızı sakalımızı başlarken de söyledik. Saçımızı sakalımızı karşılayacak arkadaşlarımız vardı. Ayakkabıyı da inşallah ileriki sponsorlarımız da olursa ayakkabıyı da değiştirebilirim. Bir de çorap alırlarsa ona da sponsor bulacağız. Öncelikle Ervan Reklam'a teşekkür ediyoruz efendim. Halil Ervan'a sağ olsun var olsun. Yine şu anda Özçolak Gayrimenkul ve Otomotiv'e teşekkür ediyoruz. Hasan Çolak'a ve Özcan Seryol'a teşekkür ediyoruz. Onlar da destek verdiler. Çok sağ olsunlar diyoruz. Biz programımıza devam ederken mesajlar okumaya devam ediyoruz. Gelen mesajlar varsa şöyle bir bakıyoruz efendim. Yine tokatımızın duayenlerinden, sanatçılarından beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Zeynep Kaya. Rahmetli Çakır Usta derlerdi zaten. Reşadiye yöresinde, Tozanlı yöresinde Çakır Usta deyince öncelikle Çakır Usta deyince zurna akla gelirdi. Onun da çocukları şu anda devam ediyordu. Bu iki sene oldu. Sevgili Safet Emre'miz vardı. Rahmetli oldu. Ruhu şad olsun. Onun da kızı devam ediyor mesela. Zeynep Kaya'ya selam olsun. Şu anda bizi izliyormuş. Öpüyorum sizleri. Eftal abiyi ve çocuklarını öpüyorum Zeynep Kaya. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Yanıma gelinmese de biz ekranlarda seni destekliyoruz diyorlardı. Ben birçok sanat arkadaşlarıma diyordum. Gelin orada izleyin. Ya yavru Aslan biz orada stüdyoda zevk almıyoruz. Televizyonda izlerken çok gülüyoruz diyorlardı. Benim anlattığım fıkraya. Normalce anlatsam gülmezler ama ekranda anlatınca gülüyorlarmış. Ben de onun için gelmeyen arkadaşlara da selam olsun. Gelmeyin doğru söylüyorsun yani. Ben de programın tekrarını izleyince gülüyorum kendime.
Efendim devam ediyoruz. Yunus'um senden türkü alacağız. Programın kapanışını da unutma sakın. Emrah'cığım son 5 dakika bize hatırlat. Tokatelli ile bitirelim var. Onu bilirsin değil mi? Tamam abi yaparız. Sen şimdi şöyle güzel bir türkü de buradaki istek sahiplerine gönderelim. Ne var sırada? Nurettin Reçber'den var. Evet Erdoğan abimiz istedi. Evet gazeteci abimiz istemişti. Ona o zaman şöyle bir armağan edelim Nurettin Reçber'e. Evet. Sordum seni yıldızlara, ay ışığına. Dediler tam bin yıldır görmedik onu. Sordum kadim kitaplara, bozlu raflara. Dediler o bizden önce buralardaydı. Varır bir uçurum oldu kalbim. Sen gittin gidelim buralardan. Ayrılık ne yaban bir ateş.
yalnızlık ezmez o. O yezon görmüyor gözüme zan. O yezon tutmuyor dizime zan. Tükendimden gele. Ağzına sağlık. Vallahi billahi ağzına sağlık. Yıllardır ilk defa duydum. Kaç senedir hiç duymamıştım ki. Hiçbir türkücü okumadı gerçekten. Ağzına sağlık. Kulaklarımın pası silindi. Mükemmel. Mükemmeldi. Aslında bak, dayın menajerin erik verdi. Eriğin ekşi olduğunu unutmuşum. Hani o valla zığım olan o kadar eşkiydi ki. Ben yeme diye işaret ediyorum sevgili seyirciler. Görüyorum masasında. Müziği. Bana da bırak diye işaret ediyorum ama işte adamda boğaz var. müziği dinlerken eşkiliğini bile anlayamadım. Zıkım olsun. Ne kadar eşkiymiş. Vallahi ya. Hüseyin nereden topladın la bunları? Vallahi yemiyor ya. Onları gizli bahçeden topladık gelirken. Belli zaten. Gizlide bir acısı var bunun. Eşkiliği var. Açlık belası anlayamamış. İşten geliyorum. Daha eve uğramadım ki zaten. Efendim. Son biraz daha son 9 dakikamız kaldı programımıza. Şöyle yaparız, hemen ben konuşmayayım. Acele senden 2-4'lük alalım. Hareketli bir şekilde 50'likle bitireceğiz. Vedamızı edeceğiz. Ben de şöyle o zaman Sevda olmasaydı yapalım hareketli. Hareketli. Sevda, evet, olmasın. Tamam. Vedamız 50'likle bitireceğiz. Tamam. Okay, tamam. Öyle yapıyoruz. Fazla konuşmuyoruz. 3'te gelip daha iyiyim ben. Samet, öyle bir çalışım var ya, hani XTV'lere döndürecektin az daha beni. Vallahi bana uygun ayarladı ya, o yüzden biraz hareketli oldu. Yok çalışın yani, öyle, tamamen öyle beni ayarladık. Yani utanmasam kırılır. Hemen vedamızı alıyoruz efendim, biliyorum. Şöyle yapalım, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz, güle güle.
Öncelikle sana ve değerli klavyeci arkadaşıma ve değerli yayın yönetmenimize, kameramanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Sanatçı arkadaşıma başarılar diliyorum. Ekranları başlarında bizleri izleyen bütün sevgili dostlarımıza sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Mesaj gönderen ve numarayı alamayıp gönderemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bu pandemi sürecinde kendinizi koruyun. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Evet, senden hemen vedanı alıyorum. Mesajla dokunacağım ben. Teşekkür ederim abi. Burada olmak gerçekten güzeldi. Her şey inşallah ülke daha güzel bir hal alır. Mutlu şekilde, güzel bir şekil olur. İnşallah. İnşallah daha iyi günleri görürüz diyeyim abi. Allah izin verirse. İnşallah abi. Yine gelen son mesajla da okuyorum. Hasan Bey iyi yayınlar, kolay gelsin. Sana ve yeğenime Yunus'a başarılar diliyorum. Melek Hanım'a da kolay gelsin. Yol açık olsun demiş. İyi akşamlar, ben Güldal'a Eymur yeğenim Yunus'a başarılar diliyorum. Yol açık olsun. Tabii ki oradaki bayan sanatçımıza da çok güzel okuyor. Ağzına gülene sağlık demiş. Herkese selamlar. Çok teşekkür efendim, ediyorum. Efendim ben hemen ellikle veda edeceğiz. Ben şöyle yapıyorum hemen. Hasan Bey iyi akşamlar, hayırlı programlar. Terzioğlu Köyü Dernek Başkanı Yücel Yalçın. Yayın çok güzel, izliyorum. Zaman olursa kaşlarına sürme çekmişsin. Başkanım, seni konuk aldığımda bunu söyleyeceğiz. Bu hafta burada konuktu ama Yücel Başkan, inşallah seni konuk aldığımda canlı canlı solistimize söylersin. O da inşallah okuyacak nasip olursa. Evet, hemen şöyle bakıyorum yine. İyi akşamlar, gurur duyuyoruz seninle demiş. Bundan sonra hep seni takip edeceğim. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Anam, selam olsun Zeynep ablam sana. Evet, Tokat'ımızın gururlu sanatçısı. Ağzına yüreğine sağlık. Zeynep Kaya'dan da selamı var sizlere. Selamlar olsun. Sevgili dostlar, biliyorsunuz bu bir ilk programdı bu ekranlarda. Biz yani bir iki ekranlarda programı yaptık ama izleyenler var, izlemeyenler var. İlk programdı. Kusurumuz varsa affola diyorum. Eğlendiyseniz bu frekanslarda kalın, bu kanalı izleyin diyoruz efendim. Bu program sizlere bir şey kazandırdıysa bu ekranlar kazandırıyor sizlere. Çünkü niye? Bu ekranlarda Vizyon 58'de Vizyon Ars Ofisi'nden çok şeyler kazanacaksınız. Biliyorsunuz ki yönetim kurulu başkanımız da bahsetmişti size. Alperen Muhsin Beyler. Ben şöyle söylüyorum. Vedamızı gerçekleştiriyorum efendim. Edirne'den Kars'a, uzaydan Mars'a, yavru vatan Kıbrıs'a. Şu anda bizi takip eden kim varsa gelsin vizyona diyorum. Alsın bir arsa. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Haftaya çarşamba günü aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Şöyle yöre bir tokat eliyle bitirelim. Verin sarı geline İstanbul sizin olsun İstanbul.